Sırada Skype bağlantımız var. Suat Umurhan'la gündemi şöyle bir değerlendireceğiz. Suat, günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar Ezgi. Çok teşekkürler. Şimdi tabii ki Arda Güler'le başlayacağız. Günlerdir konuştuğumuz gibi Arda Güler'in şimdi de resmi olarak Real Madrid'e gidişinden, imzasından bahsedelim istersen. Özellikle tabii kiralık gitmeyeceğim demesi üzerine beklentilerimiz biraz daha arttı. Nasıl izleyeceğiz, nerede izleyeceğiz, hangi bölgede, kimin yerine, ne kadar şans bulacak? Merak ediyoruz. Tabii ki hepimiz çok çok duygulandık ailesi gibi. Nedir yorumun, beklentin? Arda Fenerbahçeli, Arda'dan Türkiye'nin çocuğu Arda'ya doğru bir geçiş yaptı artık. Hani Fenerbahçeli taraftarların daha çok sevdiği oyuncu, artık tüm Türkiye'nin sürekli takip edeceği bir isim. Buraya gelmek gerçekten çok büyük bir başarı. Yani öyle hani tarif edilecek, anlatılacak bir başarı değil. Şuradan da bunu çıkartabiliriz. Takım arkadaşları imza törenini birlikte izlemiş. Orada ağlayan oyuncular vardı. Yani ancak bir futbolcu, hani biz taraftar, gazeteci, yazar vesaire olarak bunu bir yere kadar anlarız ama bir futbolcunun Real Madrid'e gitmesini en iyi futbolcular anlar. Arkadaşlarının da gözyaşları bundan da aslında ne kadar büyük bir iş başardığının kanıtı. Şimdi artık Arda bir yere kadar geldi. Çok büyük bir yere geldi ama bundan sonrası daha kritik. Real Madrid Odegaard'ı sürekli üstüne basa basa, hem medya hem kulüp üstüne basa basa söylüyor. Neydi? A takımla idman yapıp B takımla maça çıkan bir oyuncuydu. Genç bir yetenekti ve çok kötü dönemler yaşayıp o da tarihi transferlerden biri olacakken bambaşka bir kariyere doğru gitti. Arda da bunu yapmayacaklarını söylediler. Basın toplantısında aslında sürekli oynayacağını, yani oynama süresi garantisi aldığı sözleri, başka takıma kiralık gitmeyeceği sözleri de bunun perde arkasıydı. Başta başkan Florentino Perez olmak üzere herkes dedi ki Arda seni B takım seviyesine düşürmeyeceğiz. Kiralık başka yere göndermeyeceğiz. A takımla çalışıp A takımla sahaya çıkacaksın. Buraya kadar verilen sözler, yapılan anlaşmalar çok kıymetli. Bundan sonrası iş Arda'ya kalmış durumda. Çok büyük transferlerin çok farklı kulvarlara gittiği bir kulüpten bahsediyoruz. Gençsiniz diye size bir sene, iki sene sabredebilirler ama ondan sonra bir anda gözden düşersiniz. Artık bundan sonra sizi burada koruyacak olan, başka bir kariyere evresine doğru yükseltecek olan ve düzenli Real Madrid futbolcusu yapacak olan hem kaliteniz, hem çalışkanlığınız, hem saha içi azminiz ve üstüne de karakteriniz olacaktır. Bundan sonra Türk futbolu ve dünya futbolu için yeni bir yıldız olacak mı, yoksa yıldız adayı orada mı kalacak, o aşamaya geçiyoruz. Yürekten başarılar diliyoruz tabii ki Arda Güler'e. Kalbimiz tamamen onunla, hepimizin gözü Real Madrid maçlarında olacak zaten, bu kesin. Peki Arda'nın gidişiyle birlikte Suat, Fenerbahçe ne yapacak? Şimdi bir anda o bölgeye bir ihtiyaç doğdu, bu kesin. Zaten biraz mental olarak da tabii bu durum Fenerbahçe taraftarlarını ister istemez camiayı etkiledi. Bir taraftan da transfer çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz. Ama bir taraftan da Arda ile beraber farklı farklı oyuncuların gidişleri de bir anda gündeme gelmeye başladı. Bu da enteresan bir durum. Bir anda Ferdi Kadıoğlu ile Inter ilgileniyor dendi. İşte Atilla Szalai'ye Almanya'dan teklif var. Batshuayi Arabistan'dan teklif geldi gibi haberler de bir anda gündem oldu. Fenerbahçe'nin şu anki transfer gündemini de biraz konuşacak olursak yani nerelere vurgu yapmak lazım? Ferdi'ye teklif gelmesi çok doğal. Bu ya zaten Fenerbahçe'nin iki tane ismi öne çıkıyordu. Bir Arda, bir Ferdi. Hatta bana sorsanız gerisindeki neredeyse tüm oyuncuları değiştirdim ilk 11'deki. Öyle bir sezonlar silsilesiyle geldi Fenerbahçe bu noktaya. Ferdi tamam. Orada da bonservise bakarım. Yani Ferdi daha güçlü olan taraf Fenerbahçe burada. İyi bir bonservis bedeliyle bazı şeylerin de önüne geçemiyorsunuz elbette ki. Atilla Szalai'yi hemen satarım. 10 milyon eurolar konuşuluyor Almanya'dan. Hemen gönderirim. Batshuayi'ye elbette ki verilen bonservise bakarım ve oyuncunun istekleri tabii öne çıkar. Fenerbahçe bir değişim yaşamak zorunda. Burada iyi olan, Fenerbahçe adına pozitif olan teklif gelmesi ve bu oyuncuları iyi maliyetlerle satabilme imkanı doğması. Yoksa farkındaysanız yani her oyuncuya da o kadar teklif gelmiyor. Mesela
ne bileyim takımdan göndermek istediğiniz, hiç kullanmadığınız oyuncular var. Yüksek ücretleri nedeniyle Türkiye'de bile takım bulamıyorlar. Bunlar bir kenara ayıralım ama ilk 11 için komple bir değişim şarttı. İsmail Kartal'la beraber mesela Miha Zajc'ın tekrar kontrat imzalama durumu var. O da bir iki tane İtalyan takımıyla görüşüyor, ayrıca Alman kulübüyle. Ondan sonra imza atabilir tekrar Fenerbahçe'ye dönüp. İsmail Kartal onunla görüşüp burada kalmasını istedi. Oraya bir takviye şart. Çünkü Arao ve Zayh'ın geçen sene o performansı ortada, Crespo var. Bir orada da bir kaos vardı. Oraya net iki oyuncu şart bu İsmail Kartal'ın 4-2-3-1 prensibine göre. Bunun dışında da forvet arkasına ya da sağ açık olarak kullanabileceğiniz hem Arda'nın yokluğunu aratmayacak hem de geçen seneki o kreatif oyuncu özelliklerini biraz sırtlayacak bir oyuncu transferi şart. Şimdi Suat, sen konuşurken Ahmet Selim Kul Fenerbahçe'nin kamp kadrosunu paylaştı. Ona istersen birlikte bir bakalım. Atilla Szalai'nin Union Berlin'den teklif alması halinde ya da bu anlaşmanın olması halinde kamp kadrosunda olmayacağı söyleniyordu. Kamp kadrosunda var Atilla Szalai. Öncelikle onu belirtelim. Demek ki bu transferle ilgili henüz net bir durum yok. Aynı şekilde Mişi Batshuayi'nin de kadroda olduğunu görüyorum. Arkadaşlarım da beni düzeltebilir. Aslında sordum da henüz cevap gelmedi. Miha Zajc'ı ben şu anda kadroda göremiyorum. Miguel Crespo var. Zajc'la ilgili konuyu netleştirebilirsek onu... Zajc'ın zaten kontratı bitti. O yüzden ayrıldı ama İsmail Kartal onun kalmasını istiyor. Yani kadroda teknik olarak olmaması doğal ama Ha, tekrar bir anladım. kontrat uzatma olursa hemen geri dönüp imzalayıp kampa katılır. İsmail Kartal da sürekli iletişimde. Yani kontratı bittiği için zaten kadroda olmaması normal. Anladım. Hani ben yola devam edilecek bir şekilde götürülür. Hani orada görüşülür, Yok yok anlaşılır yok. gibi Hayır. düşünerek Hayır. sormuştum ama tamam, o zaman bunu netleştirdiğimiz iyi oldu. Dediğim gibi Atilla Szalai kadroda yer alıyor Suat. Bunu da en azından bir son dakika bilgisi gibi aktarabiliriz. Atilla Szalai'nin bence gitmesi lazım. Geçen sene de hatalar yaptı ve hani piyasası olan bir oyuncuyken bence Fenerbahçe alabiliyorsa Szalai sonrası iki net yeni stoper takviyesiyle yola devam etmeli. Olmuyorsa da zaten elinde Serdar Aziz var, Samet var. Artı bir stoper kesinlikle şart. Peki Galatasaray'la istersen devam edelim Suat. Galatasaray'da da Icardi'nin durumu bekleniyor ama beklenirken diğer transferlerde de henüz bir ses seda yok. Tabii bu da Galatasaray taraftarlarını biraz endişelendiriyor. Bu transfer takvimi ve gidişatı ile ilgili yorumun nedir? Şimdi Galatasaray aslında 3 büyük 4 büyük takım içinde en rahat olması gereken taraf ama yani şöyle de bir atmosfer var Galatasaray'da. Transferler yetmiyor. Yani sürekli oyuncu alınsın, sürekli fiyat yükselsin, sürekli piyasa yükselsin. Böyle bir durum var. Böyle de bir ortam yok. Hem maddi olarak hem de takımın ihtiyacı olarak çok net adımlar atıldığında geçen sene Torreira örneği bunun bence çok güzel kanıtlarından biri. Mertens doğru hamlesi. Nokta tespiti yapılıp ona göre hamleler yapılacak. Evet, sol bek olmazsa olmaz bir yabancı sol bek gelecek. Orta sahaya Paredes ismi gerçekten çok yakın ama burada Paris Saint-Germain faktörü var. Takımın başına geçen Luis Enrique'nin oyuncuları her ne kadar Paredes'i kullanmayacağını herkes bilse de aynı şekilde Icardi'yi bir görmek istiyor, bir bakmak istiyor. Bunları beklerken de bir forvet transferinde bir eksiğiniz var. Çünkü Gomis de yok. Geçen sene alınan Seferovic de artık tamamen yok. Bir ikinci forvet olmazsa olmaz. Burada da Antonio ismi öne çıkıyor. Onunla da ilgili görüşmeler sürüyor. Onun dışında da net bir santrfor. Icardi olmazsa belki o ayarda bulmanız çok zor olur ama gene net birinci santrfor alınacak. Bu arada Suat, şu da enteresan. Galatasaray'da mutlak teklif gelmesi beklenen oyunculara beklenen tekliflerin çok altında teklifler geldiğine dair haber mesela bugün sabah gazetesinde Mehmet Özcan'ın haberi vardı. Bunu da istersen biraz değerlendirelim. Nelson gibi, Sacha Boey gibi oyunculara aslında kapı 20 milyon eurolardan açılmıştı. Hatta daha da fazlası bekleniyordu. Keza Zaniolo için zaten çok daha büyük rakamlar telaffuz Doğru. ediliyordu ama şimdiye kadar en büyük teklif zannediyorum Sacha Boey'e 12 milyon euro civarında geldi. Bu durumu nasıl açıklamak lazım ve bu oyuncular sanki şu aşamada takımda kalacaklarmış gibi görünüyor.
Yani teklif gelmemesi bir yandan da Galatasaray teknik heyetinde bayram havası estiriyor. Açık konuşalım. Kulüp de yönetim de bu riskin altına çok girmek istemiyor. Evet, böyle 20 milyon üstü teklifler gelirse bazen satmak zorunda kalırsınız oyuncuyu ama çok da öyle bir durum olmayınca yönetim de rahat bir nefes alıyor. Boye için şimdi şöyle bakalım. Bunlar skorer oyuncular değil. Arda'nın 20 milyon euroya gittiği bir dönemi düşünelim. Ki bu parayı veren de Real Madrid. Hani bonusları dışarıda bırakalım. 20 milyon euro. Arda'nın skorer olması, hücum oyuncusu olması buradaki kilit faktör. Savunma oyuncularına bu kadar yüksek paraları vermek herkesin işine gelmiyor. En son bakılan yer savunma hattı oluyor genelde. Boye de bir senelik performansı sonrası 12-13 milyon euroların üstüne çok çıkmıyorlar. Galatasaray'da şöyle bir durum var. Onun da kontratında iyileştirme yapılıp aynen geçen sene Nelson'da olduğu gibi biraz daha kalması, daha fazla aidiyet duygusu içermesi isteniyor. Nelson için 20 milyon euronun altına Galatasaray kesinlikle bırakmayacak. Bu seviyelere de çıkan kimse yok. Ama transfer döneminin başı olduğunu unutmayalım. Geçen sene Nelson'a Galatasaray 15 milyon eurolar isterken 13 milyon euro ile seviye son anda devreye girdi. Daha zaman var. Herkes birbirini yokluyor. Çünkü Suudi Arabistan piyasası da işleri karıştırdı. Galatasaray'ın elindeki asetlerden biri de Zaniolo dediğin gibi. Orada da bir tek Juventus İtalya'dan devreye girebilir. Premier Lig'de zaten bu oyuncuyu isteyen üst seviye bir kulüp yok. O yüzden Galatasaray'da biraz Juventus belki Milan'ı bekleyecektir bu iş için. Peki Suat Umurhan, çok teşekkür ediyorum yorumların için, değerlendirmelerin için. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler.